Ak saçlı başını alıp eline, kara hülyalara dalan neciyim. O titrek kalbini bahtın yeline, bir ince tüy gibi sal anneciğim. Sanma bir gün geçer bu karanlıklar. Gecenin ardında yine gece var. Çocuklar hıçkırır, anneler ağlar. Yaşlı gözlerinde kal anneciğim. Gözlerinde aksi bir derin için, kanadın yayılmış çırpınmak için. Bu kış, bu kış yolculuk var diyorsa için, beni de beraber al anneciğim. Beni de beraber al anneciğim. Evet muhterem seyircilerimiz, Meram Belediye'mizin kurmuş olduğu Meram'da iftar soframıza hoş geldiniz, hoşluk getirdiniz, sefalar getirdiniz, bereket getirdiniz, barış getirdiniz, güzellik getirdiniz. Başımızın üstünde yeriniz var elbet, her daim. Hani beraber olamasak da madde planında, emin olun gönülden gönüle kurmuş olduğumuz o irtibatımız her daim var olacaktır. O gönül soframızda birbirimizin altına süreceğimiz elbette bir minderimiz var olacaktır. Hani hiçbir şeyimiz olmasa da bir soğuk ayran aşımız var olacaktır. Tekrardan Meram'dan, Meram Belediye'mizin kurmuş olduğu Meram'da iftar soframızdan sizlere selamlar, saygılar, hürmetler efendim. İftar yaklaşıyor sevgili Konyalılar, sevgili seyirciler. Dünyanın neresinde olursanız olun, dininiz, diliniz, ırkınız ne olursa olsun, siz yaratılmışların en şereflisi insansınız. Ve şu anda darda olan insanlarımız var, kardeşlerimiz var. İster Türk Kızılay'ın 2868 numarasına boş bir mesaj yollayabilirsiniz. İsterse İHA'nın Afrika yazıp 3072 numarasına mesaj yollayabilirsiniz. İsterseniz açlık yazıp kimse yok bunun 5777'sine yollarsınız. Nereden yollarsanız yollayın 5 lira karşılığında en az 10 tane Afrika'daki kardeşimize ekmek, su ve oradaki bebeklere süt yollamış olacaksınız. Şimdiden Allah yapmış olduğumuz hayırları kabul buyursun inşallah. İnşallah. Değerli hocam, çok uzaklardan bir misafirimiz var. Çok çok uzaklardan. Ben kendisini 2 yıl önce tanıdım. Bir gün tiyatroda otururken kapı açıldı. Selamun aleyküm dedi. Ve aleyküm selam dedim. İçeri girdi. Ve anlatmaya başladı. O anlattıkça yüreğim acıdı. Yüreğim acıdıkça gözyaşlarıma hakim olamadım. Gözyaşlarımı döktüm. Orayı da unuttuk. Oraları da unuttuk. Şu günlerde gazete haberlerinizden takip ediyorsunuzdur. Ezan tutanların, oruç tutanların, ezan okuyanların türlü bir şekilde cezalandırdığı bir diyar var. Evet. Ben konuğumu davet etmek istiyorum. En iyisi konuğumuz size anlatsın. Abdurrahman Öztürk kardeşimi, Uygur kardeşimi huzurlarınıza davet ediyorum. Evet, Abdurrahman kardeşimiz bir sinema yönetmeni. Doğu Türkistan'da Doğu Türkistanlı kardeşlerimizin çok yakinen tanıdığı
birçok sinema eserine imzasını atmış. Hatta dünya sinemasını, Türk sinemasını CD'lerle, DVD'lerle çok zor şartlar altında oralara taşımış. Oradaki kardeşlerimizle buluşturmuş. Ama bunun yanında en önemlisi o demir perde diye adlandırdığımız, kuşun bile uçmakta zorlandığı o diyarların sesini, derdini dünyaya anlatan bir haber sitesinin de sahibi ve editörü aynı zamanda. Öncelikle ben Abdurrahman kardeşim, o haber sitesinin adresini vermekle başlayalım diyorum. Sizden o haber sitemizi bir alalım, adresini, web adresini. Öncelikle tüm Konya halkına ve Türkiye halkına, yani Doğu Türkistan'ın selamını söylemek istiyorum. Hepinizin Ramazan mübarek olsun. Şimdi benim haber site derken, yani 2 sene önce ben Hollanda'da bulunduğum zamanda kuruldu. Yani www.erktv.com bu web sitesi. Yani kendi biraz amatör şeklinde ama yani yurt dışında bizim Uygurların şu anda Çin'e karşı olan, yani Doğu Türkistan, yani ben Doğu Türkistanlıyım, yani Uygurların yani böyle bir özgürlük amacında yapabileceği başka bir şey yok. Sadece Doğu Türkistan diye bir ülke var, Uygur diye bir millet var. Bunlar komünist Çin işgalında. Sadece bunu anlatmaya çalışıyoruz. Yani bize en yakın olan, hem din kardeş hem dil kardeş olan Türkiye toprağında bile sokaklarda karşılaşıyoruz. Nerelisin diyor, Doğu Türkistanlıyım. Yani nadir insanlar bilir, yani genelde çok insanlar orası nere, Türkmenistan'ın doğusu mu? Yani bu şeklinde şey karşılarlar. Yani Türkiye'de bile bu kadarsa, yani mesela ben Avrupa'da 4 sene falan Hollanda'da yaşadım. Hiç bilmezler bunlar. Peki o zaman önce orayı tanıtmakla başlayalım. Bir kere Doğu Türkistan, Uygur kardeşlerimizin bulunduğu yer, coğrafi olarak şöyle bir tarifini yapalım. Neresi burası? Evet, iyi olur. Doğu Türkistan, yani Orta Asya'nın, yani tam merkezi oluyor. Bizi şu anda büyük ülkeler şeyinde 6-7 tane ülke sınır olmaktadır. Yani mesela bir tarafında Çin var. Bu yani öbür tarafında Kazakistan, Kırgızistan, Tacikistan, bir de Hindistan sınırıdır. Aşağı tarafında da Tibet sınırıdır. Yani böyle bir büyük ülkeler ortasına yerleşmiş 35 milyon Uygur Türk'ü yaşıyor burada. Yani toprak büyüklüğünde... Nüfusu 35 milyon. Evet, 35 milyon. Toprak büyüklüğü? Yani Türkiye'nin 2,5 katı büyük. Yani Türkiye'nin 780 bin kvadrat. Metrekare. Evet. Bizim Doğu Türkistan'ın 1 milyon 800 bin. 1 milyon 800 bin metrekarelik bir toprağa sahip. Bayrağı? Tabii Türkiye bayrağının hemen mavisi yani. Türk bayrağının. Gök bayrak. Yani al kırmızı Türk bayrağımızın mavi, gök mavisi, ki ona Uygurlar ne bayrak derler? Gök bayrak. Gök bayrak derler. Gök bayrağı olan ülkemiz Doğu Türkistan. Evet. Oralarda Ramazan nasıl yaşanır? Mesela hatırladığın kadarıyla sen oradan kaç yaşında ayrıldın? Ben 2006 ayrıldım. 2006'da ayrıldın. 25. 2006'ya kadar hatırladığın Ramazan nasıl karşılanır? Oruçlar nasıl tutulur? Bayram namazı nasıl kılınır? Biraz bize anlatırsan memnun oluruz. Ben Doğu Türkistan'ın Aksu bölgesinden. Doğu Türkistan'ı küçük bir anlatmak şey gerekiyor. Çünkü Konya, yani şu anda bildiğim kadarıyla ise Türkiye coğrafisinde çok önemli bir diyarmış. Mesela bir gün sağ olsunlar arkadaşlar Hazreti Mevlana'nın, Hazreti Şems'in kabirlerini götürdü. Yani çok Alaaddin duygulandım. Alaaddin Camii'ni gezdim. Evet, evet, çok duygulandım. Yani bu İslam toprakları içinde de, yani Türk toprakları içinde de önemli bir yer. Tam buna benzer bizim Doğu Türkistan'ın da Aksu'nun hemen yanı Kaşgar var. Kaşgar. Bu da ilk defa İslamiyet'i kabul eden Türkler, Uygur Türkleridir. Karahanlı. Abdülkerim Satuk Burahan'ın Karahanlı devleti. Karahanlılar devleti. Evet, evet, evet. Yani bizim Doğu Türkistan'da şu anda hala, yani buranın Konya'da belki bilmiyorum, başka Türkiye'nin ben fazla çok yerleri gezmedim şeylerini. Herhalde Konya'da daha sıkıdır diyorum. Yani ona benzer bizim Doğu Türkistan'da Kaşgar bölgesi dine hala acayip çok sıkı bir yerdir. İyi yani, bir İslami yaşantısı evet, var. Evet, evet, evet. Yani şöyle
fiziklik bir kanun şey olacak. Mesela ne kadar baskı yüksek olursa, yani güçlü olursa, karşılıkta o kadar dine sarılma da o kadar çok olur. Evet, evet, evet. Mesela Doğu Türkistan'da camilerde tamamıyla her camide hemen hemen yazılı 3-4 yani cümle yazı olunur. Mesela 4 çeşitli insanların camisi girmesi yasak. Mesela 18 yaşlı küçükler, kadınlar, memurlar, öğrencilerin. Yani bu tarz bir sürü şeyler yazıyor. Yani öyle diyorlar millet, ya o zaman camiye kim girecek? Yani ama o kadar baskıya rağmen, yani normal çalışmayanlar falan şey, bu şekilde camide hemen hemen yani adam bulunuyor. Gerçi yeni camiler yaptırmıyor ama yani eski, çünkü tarihi bir İslam ülkesi olduğu için eski camilerimiz bayağı var Doğu Türkistan'da. Ramazan aylarında yani aynı şekilde mesela üniversite öğrencileri ya da ilkokul şeylerinde de, mesela ben kendi şeyimi hatırlasam, bizi normal günlerde Çinliler yemek vermez. Ama tam Ramazan ayına öyle yemekleri mecbur yemek veriyorlar bize. Yani çünkü zaten okullarda yasak ya. Çünkü bunlar dinsiz olduğu için. Hem bir de komünistler yani kimsenin her şeyine sahip, yani bu demokrasi gibi herkes kendine şey, böyle bir şey yok yani. Herkes devlet ne derse onu yapmak zorunda olduğu için kanun öyle, ama insanların yani inancı yani anlatamayacağım zaten. Gerçekten yani milletlerle ya o kadar baskıda zaten bitmişsinizdir falan. Yok, hiç öyle değil. Yani Doğu Türkistan'ın inancı yani bu Ramazan aylarında daha da sıkılaşıyor. Yani daha da öyle sıkılaşacak. Yani, evet. Ve siz de, biz Abdurrahman kardeşimizle 2 yıldan beri Doğu Türkistan hikayeleri konusunda ve oradaki kardeşlerimizin bir ayrılık düşüncesi değil, doğuştan elde etmiş oldukları inançlarını, kültürlerini rahatça yaşayabilmeleri, Doğu Türkistan toprakları zengin topraklar olduğu için oranın zenginliklerini alıp bütün Çin nüfusuna dağıtırken o zenginliklerin asıl sahiplerine de biraz daha adaletli olunması gerektiğini, birçok kimyasal denemelerin artık Doğu Türkistan'da durdurulması gerektiğini, çünkü artık 2 başlı, 3 başlı bebekler doğduğunu, evet, neslin bozulduğunu ve en önemlisi de bir ciddi asimilasyonun olduğunu, bir nüfusun oraya taşındığını ve oradaki dilini, kültürünü yaşayamayan Uygurların bir kültürel asimilasyon altında olduğunu duyurmaya çalışıyoruz Yenilmez Sanat Merkezi olarak. Ve bizim Türk dünyasına açılan penceremiz kardeşimiz. Döneceğim sana mutlaka. Bu arada şunu düşünmeni istiyorum. Yaklaşık 2 yıldır Türkiye'desin. Türkiye mutfağını gördün. Evet. Anadolu Türklerini gördün. Sana ne hissettirdi Anadolu Türkleri? Seni nasıl karşıladı? Nasıl bağırlarına bastı? Bunu düşün. Hocam, sizinle ilgili de bir takım seyahatleriniz oluyormuş duyduğuma göre. Böyle ufuk turu sohbetleri. Biraz bahsedebilir miyiz? Şimdi biraz önce Abdurrahman kardeşimiz de dinleyince şunu tespit etmemiz lazım, müsaade edersen. Bir İstediğinizi tespit edebilirsiniz hocam. Esasında dünyada gücü elinde tutanlar başkaları üzerinde bir tahakküm oluşturma gayreti içerisine giriyor. Halbuki bu dünya hepimizin. Öyleyse herkesin insanca yaşam hakkıdır. Bu hakkı görmek istemeyenler maalesef tahakkümlerini devam ettirebilmek için değişik versiyonlarla baskılar oluşturuyorlar. Ama insan fıtratına aykırı olan bu baskılar dirençlerle karşılaşıyor. Bu kez dirençle karşılaşanlar da zulme başvuruyorlar. Doğu Türkistan'da yaşanan da bu, başka yerlerde yaşananlar da bu. Şimdi diyor ki ben otoritemle bunların üzerinde daha zalimane hareket edersem bunlar bana boyun eğerler. Sonra benim istediğim şekilde dönüşürler ve benim istediğim insan tipi olur. Halbuki bu insan yapısına aykırı bir şey. Hepimiz ayrıyız. Ve hepimizin kendisine göre bir bakış açısı ve bir anlayışı var. Bu anlayışı herkes tahammül etmek ve tolere etmek durumundadır. Ha, birbirimizi ikna ederiz, etkileriz. Ama beraberce yaşamı kabul etmek durumundayız. İşte bu çerçevede de mutlaka toplum tabanından oluşturulmuş bu sivil yapılar, gönüllülük üzerine kurulu yapılar, sizin bu çalışmalarınız çok anlamlı. Bu gayretler
Dünyanın bütün yerlerinde bütün insanların yaşamış olduğu dramlara örneklik oluşturuyor ve bu mücadeleyle bu yaşam, bu dram herkesle paylaşılmış oluyor. Şimdi Çin büyüklüğünü, devasa büyüklüğünü, ekonomik büyüklüğünü dünya konuşuyor. Oradaki insan yaşam kalitesi nedir diye kimse konuşmuyor. Ve oradaki yaşanan dramı konuşmuyorlar. Bunları konuşmak durumundayız. İşte Afrika'da küçücük bir kuraklık yaşadılar. Bu kuraklığın sonunda 10 milyon insan ölümle burun buruna geldi diye konuşuyoruz. Halbuki yaşanan nedir nihayetinde? Bir miktar bir kuraklık olmuş. Yarın yağmurlar gelir. Ama bu kuraklık dönemini atlatabilecek hiçbir birikime sahip değil bu insanlar. Öyleyse bu zorbalıkların, bu zulümlerin karşısına hamiyet sahibi insanlar ortaya çıkarak dur demeli. Bunun dışında bu Zulüm asla çalışmalar önemli. payidar olamaz. Evet. Dünya bunu gösterdi. Hocam, İnşallah. hem bu ufuk turundan bir de bir şey, vaktimiz çok azaldı. Sizinle irtibat kurmak isteyen dostlar, faaliyetlerinizi yakından takip etmek isteyen, ne yapıyorsunuz sizinle ilgili beraber çalışmak isteyen dostlarımız sizlere nereden ulaşabilirler? Bizim telefonlarımız var. Benim cep telefonum 24 saat açık. 0533 376 3352. Bir STK kurumu platformunun başkanı televizyondan cep telefonu veriyorsa orası çok mübarek, hoş bir yerdir. İnşallah. Web sitesi var mı? Bizim web sitelerimize ulaşabilirler. Sivilvizyon.net ulaşabilirler. Konya Eğitim Birsen.org Şubesi olsun. şubesine ulaşabilirler. Yine öte yandan faksla bize ulaşmak isteyenler olursa 351 28 68'den faks çekebilirler. Sabit telefonumuz 351 08 15. Gün Yerimizde mesai saatleri içinde açık. mesai saatleri içerisinde her gün sabah 9 akşam 9 orası açıktır. Çok güzel. Çay içmeye de davet Çay ediyor musunuz içmeye de, iftardan yemek sonra? yemeye de davet ediyoruz. Ramazan'dan sonra veya iftardan sonra her zaman herkesin hizmetinde. Sizler de mutlaka bekleriz. Estağfurullah. ikizve.ektv.com Evet. adresinden Doğu Türkistan'la ilgili haberleri, duyuruları, organizasyonları dünyanın neresinden olursa olsun kardeşlerimiz takip edebilirler. Kaç dilde yayın yapıyor bu site? Şu an 7 tane dil var ama genel Uygurcaya güç veriyoruz. Yeni yeni başka dilleri geliştiriyoruz. Yani genelde çünkü Uygurca. Türkçe, İngilizce olanlar başka diller de var da onlarda yani gücümüz yani yetişmediği için genelde Uygurcasına yeni şeyleri çok ekliyoruz. Yani yeni haberler, röportajlar, yani siyaset hakkında konuşmalar böyle şey yapıyoruz. Bu internette bir görüntü seyrettik. Bilmiyorum siz seyrettiniz mi? Ben haberdar idim ama Türkiye kamuoyu bunu yeni öğrendi. Efendim, bir çocuğun sokakta ortaya alınıp tekme tokat, 3-4 yaşındaki bir çocuğun Evet. dövülme olayı. Evet. Biz biliyoruz ki, biz biliyoruz ama dünya bilmiyor. Doğu Türkistan'daki ailelerin çocukları daha bebek denilecek yaşta hastanelerden, evlerden kaçırılarak, çalınarak, Evet. Çin'in iç bölgelerine alınarak, orada dilencilik yaptırıldığını, hırsızlık yaptırıldığını biz çok yakinen biliyoruz. Hatta ailelerin bu noktada Çin devletine ve uluslararası kuruluşlara Evet. şikayetleri, istekleri, kayıp dilekçeleri olduğunu biliyoruz. Ama bu olayı bir de senden dinleyelim. Nedir bu mezalim, nedir bu vahşet? Siz herhalde istihbaratınız çok güçlüymüş. Estağfurullah. yani genelde o videonun şu anda Habertürk yani bir sürü internet sitelerinde, televizyonlarda yayınlamış. Hem yorumlarda acayip çok yorumlar varmış. Okudum ben yorumları. Genel anlamda bu sanki Doğu Türkistan'ın içinde olmuş yani Çinlilerin bir dövmüş olayı değişmiş. Tamam yani döveller için
dayak yiyen Uygur, bu kesin de. Ama biraz önce sizin dediğiniz konu o haklı. Yani Çin şu anda biraz uzarız konuşma gerekirse, yani Uygurlara yönelik tarihten bu yan yani iki şeyi yok etmeye çalışıyor. Biri din, biri dil Uygurların. Yani bunun yani birbirine böyle yedirme şey şeklinde. Yani bunun şu an tam bir örneği de Doğu Türkistan'da o kadar iş var çalışacak. Pamuk işleri yani böyle ziraat şeylerinde acayip çok işler var inşaat şeyinde. Bunu genelde Çin'den adam getiriyorlar. Çinli çalıştırıyor. Yani her gün göçmen geliyor. Her gün göçmen geliyor Çinlerden. Türkistan'a. Doğu Türkistan'a göçmen geliyor. Kaşgar'a, Aksu'ya, Ürümçi'ye. Doğu Ama Doğu Türkistan'ın kızlarını Türkistan'dan da başka yere çalışmaya genelde gönderiyor. 18 yaştan 25 yaşa kadar böyle yetişmiş kızları Çin'de çalıştırma amacıyla fabrikalara yani çalıştırmaya götürüyorlar. Erkekler de var tabii bunun arasında. Mesela 2009 7. ayın 5'inde Ürümçi'de olan katliamın geliş şeyi de burada. Yani Doğu Türkistan'ın Kaşgar bölgesinden 800 tane işçi Çin'i götürüyor. Oradaki 800 tane işçini o Çin'in kendi bölgesindekiler işsiz. Bunlar diyor ki ya bizim burada iş yok. Bunların nasıl iş var falan. Bu anlamda yani böyle tecavüz konusu bir şey konusu yalan iftiralarla Uygurlar orada dövüyor, öldürüyor. Yani hemen hemen o 800 tane Uygur'un yarısı aynı yerde dayaktan ölüyor. Bundan sonra da Ürümçi'de öğrenciler kendi Çin bayrağını götürerek yani bunun adalet istiyoruz. Ne oldu, ne bitti? Kanun var mı diye bunu işe çıkıyor. Ondan sonra Çiller'de yani çünkü Doğu Türkistan'da çok nadir olduğu için böyle yürüyüş falan şey şekiller. Hepsini böyle silahlı müdahale etti bitti. Sizin konuştuğunuz konuya gelsek. Doğu Türkistan'da bu normal çalışmayı götürdükten başka ben bunu kesinlikle şöyle söyleyebilirim. Bu Çin'in bir politikası. Uygurları yani yerel Çinlilere ya bu Uygur milleti hırsız. Yani böyle bir kötü alışkan Kötü bir millet. imaj. Böyle anlatmak için mesela bizim kendi köyümden de bir sürü çocukların kaybolduğunu biliyorum yani. Böyle 8 yaşında, 10 yaşında hatta 5-6 yaşındaki çocuklar genel anlamda bu yaştaki çocukları götürüyorlar. Çalınıyor çocuklar. Yani biz düşünüyoruz yani organ şeylerine böyle satılmış falan. Organ mafyaları. Bir Uterz'de öbürsü de orada genelde hırsızlık yaptırıyorlar. Yani ondan sonra heroin, kokain falan sattırıyor. Yani ondan sonra bunlar da yavaş yavaş büyüyünce babasının nerede olduğunu unutuyor, anasının nerede olduğunu unutuyor. Çillerin yanında çalışıyor. Çiller zaten mafya, bir yere gideceğim ise elini keser bir şey yapar. Yani korku bu şekilde. Şeyine göre çalışmalarda desteğe ihtiyacım var biliyorum. Belgesel tarihe bir kayıt düşmektir. Gelecek nesillere bir belge hazırlamaktır. Yenilmez Sanat Merkezi olarak biz de sevgili merhum İstiklal şairimizin Mehmet Akif Ersoy'umuzun belgeselini yapıyoruz. Senden dinleyelim. Nedir bu belgeselin konusu? Hedeflediğin nedir? Sağ olun. Yani biraz önce sizin bahsettiğiniz gibi Uygurların yurt dışındaki sayısı çok azdır. Yani Kazakistan ve Arabistan'daki yani yerleşen Uygurların dışarısında bakarsak Türkiye'de yaklaşık 10 bin civarında. Avrupa'da her ülkede 1500-1600 yani yok sayılır yani Avrupa, Amerika ülkelerinde Uygurların sayısı çok az. Yani ben Türkiye'ye geldikten bu yana sizin yanınızda yani bir şeyler yapmaya çalıştım. Estağfurullah. Elinizden gelen yardımlarını yaptınız. Yani öncelikle buradan size teşekkür etmek istiyorum. Estağfurullah. Türkiye vatandaşı olmamda da Çok çok teşekkür ediyorum. yani Sağ ol. yardımınız oldu. Allah'a şükür. Yani bir vatansızlıktan gerçi ata vatan orada kalsa da ana vatan olarak Türkiye Cumhuriyeti'nin vatandaşı oldum. Benim bu belgesel yani Türkiye'deki Uygurlar adında bir şey düşündüm. Yani Türkiye'deki bu 10 bin civarında Uygur arasından ilk olarak 13 kişini seçtim. Yani birinci kuşak değil genelde bunlar 1960'larda hatta 200 sene 100, yani 100-200 sene önce gelen Uygurların yani torunlarından seçerek yani böyle bir önemli yerlere varan yani bir önemli bir şeyler yapan insanlardan 13 tane Uygur seçtik. Yani burada üzülerek şunu konuşmak istiyorum. Ben bu projeyi başlayana 5-6 ay oldu. Yani adamları yazma, çizmeye yani bunun projesini yaz. Bu daha çekim başlamadın. Projemizin ilk ismi yani merhum liderimiz İsa İspaltekin Bey'in oğlu Arslan Alıptekin'di. Arslan Alıptekin efendim bizim çekim
daha yapılmadan kanser hastalığıyla bir ay önce vefat etti. Yani mekanı çok, cennet olsun. Sağ olun. Yani bir şey yapmak hele hele yani her yerde zor. Bizim gibi yani yurt dışına çıkıp böyle yalnız bir şey yapmak çok zormuş. 5-6 aydım ben bayağı bir çalışma içinde oldum. Şimdi neredeyse sizin de biraz haberiniz var. Yani bitti sayılır yani hemen çekime başlayacak bir duruma geldi. Şimdi dediğim gibi insanlar günün günü ben çekeceğim diye hazırladım insanlar. Yani bu dünyadan gitmeye başlıyor. Yani demek yani bu projenin amacı da yani buradaki insanların yani çünkü onlar memlekete dönemiyor. Bu 13 kişinin hiçbiri Doğu Türkistan'a dönemeyecek bir insanlar. Hatta babaları burada ölmüş, dedeleri burada ölmüş. Hatta yolda çıkarken göç seferlerinde akrabalarından ayrılmış bir insanlar. Yani bunların hayatı ile yani buradaki yaşam hayatı ile Doğu Türkistan'ı anlatarak yani nasıl niye geldi bunlar? Yani gurbete niye geldi? Yani Türkiye'de bunlar ne yapıyor? Neden kendi vatanını bırakıp buraya geldi? Yani bunu anlatmaya çalışan bir konuydu. Evet. Sevgili kardeşim tabii mütevaziliğinden dolayı anlatamıyor. Tabii ki belgesel, sinema, sanatın evet. dalları pahalı işlerdir. Evet. Ama ben yakinen biliyorum bu belgeselin öyle çok ağım şağım bir şeye ihtiyacı yok. Ben inanıyorum ki şimdi de bizi izleyen sevgili izleyicilerimizden durumu hali vakti yerinde olanlar altını çizerek de belirtmek istiyorum sevgili seyircilerimiz. Bu tür çalışmalara yapacak olduğunuz yardımları çok rahatlıkla verginizden düşebiliyorsunuz. Onun için mevcut kazancınızdan bir şey eksilmiyor. Sadece verginizin bir kısmını bu tür belgesellere, tiyatro eserlerine vermekle geleceğe bir kayıt düşmüş oluyorsunuz. Sizinle bu belgeselinizle ilgili katkıda bulunmak isteyen, sponsorluk yapmak isteyen veya bir tarafından tutmak isteyen kardeşlerimiz de sanırım info@yenilmezsanatmerkezi.com.tr adresinden evet. 0212 532 22 60 numaralı telefondan mesai saatleri içerisinde irtibat kurabilirler sizinle evet. ve bu belgeselin çekilmesine de vesile olurlar. Kimi söylüyorum kıskandım. Değerli dostlar, şu güzelliğe bakar mısınız Allah için? Şuraya bir bakar mısınız? Bakar mısınız şuna, bakar mısınız? Köstekli saat. Efendim, Meram Belediye Başkanımız Sayın Doktor Serdar Kalaycı Beyefendi diyor ki zaten özel sohbetlerimizde de ya Ahmetciğim, kardeşim, bana göre asrın en israf edilen şeyi zaman. İnsanlar belli bir yaşa geldiği zaman, belli bir göreve geldiği zaman israfının neye mal olduğunu çok daha iyi anlıyor. İşte o en büyük israfı zaman zaman hatırlatması babından siz değerli konuklarımıza belediye başkanımızın şu güzel, nazik hediyesini onun adına takdim etmek istiyorum. Baktıkça zamanı hatırlamanız, zamanınızı güzel, hayırlı işlere vesile kılmanız adına ve Meram'ımızı, Meram Belediye'mizi ve belediye başkanımız Sayın Doktor Serdar Bey'i hatırlamanız babından hediyesini kabul buyurun efendim.